TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 18 Aralık Çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Kanal İstanbul işi hızlandı. Her gün bakanlar açıklama yapıyor. İhaleye çıkılması için gün sayıyor. Bir yandan açıklanan güzergah boyunca Katarlı zenginler arazi kapatıyor. Bilirsiniz, bağımlılık hastaları vardır. Uyuşturucu bulamayınca elleri titrer, ateş basar, kabuslar görür. Başka hiçbir şeyi düşünemez hale gelir. Bir yıl sonrası, bir ay sonrası, hatta birkaç gün sonrası önemli değildir. Çevresine karşı bütün sorumluluk duygusu kaybolmuştur. Yeter ki bağımlı olduğu maddeye ulaşsın. Bugün kriz içindeki sermaye sınıfının kar bağımlılığı da madde bağımlılığı gibi bir akıl hastalığına dönüşmüş durumda. Kârlar azalınca elleri titriyor, saldırganlaşıyorlar, gelecek duygusu kayboluyor. Sadece ve sadece damarına enjekte edeceği kâr için yaşamaya başlıyorlar. Ve bir kâr kokusu alınca gözü dönmüşçesine oraya saldırıyorlar. Kanal İstanbul demek onlar için tam da inşaat sektörü durgunlaşmış, tam da kriz korkusu tavan yapmışken 2 milyar metreküp toprak hafriyatı için ihale, kanalın üzerinden köprüler, kanal boyunca yüz binlerce bina inşaatı arsa spekülasyonu anlamına geliyor. Bir süre için el titremesi, gece kabusları, yürek çarpıntısı duracak. Ama gelecek, toplumun, Türkiye'nin geleceği, emekçilerin yaşamı şu anda umurlarında bile değil. Bunu düşünecek durumda değiller. Oysa İstanbul zaten sermayenin plansızlığı ve açgözlülüğü yüzünden aşırı şişmiş ve çok fazla sorunla yüklü bir kent. İstanbul'un büyük bir su sorunu var. Şimdi Kanal İstanbul'la birlikte Trakya'nın nüfusunun 40 milyona çıkacağı söyleniyor. Bilim insanları Kanal İstanbul'un tatlı su kaynaklarını tuzlu suyla doldurup kullanılmaz hale getireceğini söylüyorlar. Yeraltı sularının da tuzlu suyla karışacağı ve tarımın yapılamaz hale geleceği. Bitki örtüsünün ağır bir şekilde zedeleneceği belirtiliyor. Karadeniz ve Marmara arasındaki bu yeni kanalın denizin oksijensiz kalmasına sebep olacağı yazılıyor. Tam bir felaket senaryosu. Türkiye'nin bir düşmanı olsa böyle bir kötülüğe imza atmaz. Oysa devlet bütçesinden bu iş için sermayeye aktarılacak paranın 65 milyar TL olduğu yazıldı. Bu para Türkiye'deki bütün kentlerin eşit bir şekilde kalkınması ve sanayileşmesi için kullanılabilirdi. Ama yok. Kim Bozkır'da dağda sanayiyle uğraşacak? Bu kadar hızlı bir tatlı para kokusu varken. Sermaye sınıfı kendisiyle birlikte bütün toplumu bir felakete sürüklüyor. Buna son vermezsek bir geleceğimiz kalmayacak. TKP bütün emekçi insanlarımızı bu hasta sınıftan ve bir akıl hastalığının ürünü olan projelerden kurtulmak için saflarına örgütlenmeye çağırıyor. Başka bir dünya mümkün diyenler, işsizlik son bulsun isteyenler, bu düzene boyun eğmeyen gençler, işsizler, işçiler, 2020'de umudu büyütmek için buluşuyoruz. İzmir, 21 Aralık Cumartesi saat 20, Kültür Park 3 No'lu Hol. İstanbul, 22 Aralık Pazar saat 15, Bostancı Gösteri Merkezi. Ankara, 4 Ocak Cumartesi saat 19, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi. Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var. Bulutsuzluk Özlemi'nin Güneşimden Kaç albümünde yer alan bir şarkıyı dinleyeceğiz bugün. Kaportacı. Grubun 1992 yılında çıkardığı bu albümde yer alan ve bir kaporta işçisini anlatan bu şarkıya kulak veriyoruz şimdi.
TKP'den haberler. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan köşesinde Sol Portal'ın hafta sonu gerçekleşecek TKP etkinlikleri ve güncel siyasetle ilgili sorularını yanıtladı. Bu düzenin emekçiler için kabusa dönmesi yetmezmiş gibi bir de bunun değiştirilemeyeceği fikrinin pompalandığını belirten Okuyan, toplumsal çürümenin tam da buradan başladığına işaret etti. Düzenin egemenlerince yayılan bu fikrin aksine TKP'nin aydınlık, sömürüsüz, eşitlikçi, bağımsız, özetle yaşanası bir Türkiye ihtimalinin mümkün olduğunu yaygınlaştırmak için umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı etkinlikleri düzenlediğini belirtti. Okuyan, güncel siyasetin her başlığında TKP'nin sözü olduğunu ve bu sözün düzen partilerinin emekçileri aldatmasını engelleme amacı taşıdığını, ancak TKP'nin gündeminde Babacan'ın partisinde kimlerin kurucu olacağının değil, okullarda ayağa kalkan eğitim emekçilerinin, direnen tekstil atölyeleri işçilerinin olduğunu vurguladı. 2016 yılında işten çıkarılan Metro Gross Market işçilerinin davaları geçtiğimiz günlerde tamamen sonuçlandı. Metro işçileri dün Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü'ne bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete gelen işçiler aldıkları tazminatın bir kısmını bizim gibi direnen başka işçiler için kullanacağınızı biliyoruz diyerek bağış olarak teslim ettiler. Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetiminin pazartesi yapacağını duyurduğu açıklamayı yapmaması üzerine yasal hakları olan boykotu dün de sürdürme kararı aldı. Boykotun ikinci günü daha çok öğretmenin ve dünkü kampüslere ek olarak İstanbul Sarıyer, Güneşli, Avcılar, Batışehir Bağcılar,
Kurtköy, Büyükçekmece, Bağlıca, Ankara İncek şubelerinin katılımıyla daha da güçlenirken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri de pankartlarıyla boykottaki Topkapı Doğa Koleji öğretmenlerine dayanışma sunmaya geldiler. Velilerin de pankartlarıyla gelmeleri üzerine okul önündeki boykot bir eyleme dönüştü. Aydınlanma seminerlerinin dördüncüsü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Toplumsal Eşitlik Nasıl Sağlanacak başlığında devam ediyor. 22 Aralık Pazar Antalya Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Baküs sahnede bu başlıkta bir seminer gerçekleşecek. Öte yandan semt evlerinde etkinlikler devam ediyor. Çorlu Ali Paşa semt evinde Perşembe akşamı saat 19.30'da gazeteci yazar John Redd'in aynı isimli kitabından uyarlanan Dünyayı Sarsan 10 Gün filmi izlenecek. Film 1917'de gerçekleşen Ekim devrimini olanca canlılığıyla anlatan bir belgesel olma özelliğini taşıyor. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.